böyle kalıyor. Bunlar yemek çok lezzetli oluyor. Neyse yemeyelim. Çünkü onların bize ihtiyacı var. Bizim onlara ihtiyacımız var. Gene buradan bir tane alalım. Beğendiğimizden eti budu yerinde olanlardan. Şöyle. Şöyle yakalayalım. Eti budu yerinde olanlardan bir tane. Bir adet. Ama bunu herkesin yapmaması lazım tabi. Sadece ben yaparım. Benim dışında birileri yaparsa onları arılar sokabilir. Yani bunu denemeyin. Son derece tehlikeli, ölümcül sonuçlar olabilir. Bizim ağzımıza aldığımız arı erkek arı. Bunun iğnesi yoktur, bu sokmaz. Ama diğer işçi arılarda bunu deneyemeyiz. Bunlar tehlikeli. Bunların iğneleri var. Sadece erkek arı da deniyoruz. Yapıyoruz daha doğrusu biz bunu ama bu erkek arının iğnesi olmadığı için. Yani bunu istediğin gibi oynayabilirsin erkek arıyla. Kulağına koyabilirsin. Ağzına alabilirsin. Burnuna sokabilirsin. Ama sadece bu. Bunun dışındaki arılarla bu iş olmaz. Tehlikelidir. Yani işçi arılarla bunu yapamazsınız. İşçi arıların şimdi bizi sokmamasının nedeni de bunların karnı tok, yani kovandan çıkarken yolda tüketecekleri enerjiyi yüklenip de çıktıkları için saldırgan değiller. Ama kovana koyduğumuzda bir iki gün sonra onlara bu davranışı yapamayız. Çünkü nihayetinde bunlar evcil hayvanlar değil, evcil böcekler değil. Her an sokabilirler. Tek sokmamalarının nedeni karınları tok olduğu için. Ve ne yapacaklarını pek bilmedikleri için bugün bu davranışı böyle saldırgan değiller. Ama başka günlerde böyle bunlarla dans edilmez. Sadece erkek arıyla dans edebilirsiniz. Erkek arıyla her zaman bu işi yapabilirsiniz. Erkek arılar iğnesizdir. Bunların tek işi vardır, çiftleşmek. Çiftleştiklerinde ölürler. Sonbaharda nektar akımı sona erdiğinde, bal doğada bal bittiğinde bunları kışın beslemek yerine kapının önüne koyar işçi arılar. Ve bunlar kapının önünden içeri giremedikleri için eşek arılarına yem olurlar. İlkbaharda kraliçe tekrar erkek arıya ihtiyaç duyduğu için çiftleşmeye yeniden yumurtlar, yeniden çoğalırlar. Ama şu anda ihtiyaçları olduğu için öldürmüyorlar ve onlar beleşten bir hayat sürüyorlar. 3-5 ay. Kış geldiğinde ölürler.